Merhaba arkadaşlar, ben Utoncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi bir soru, bin detay, atoma geldik, tamam mı? Atoma geldik ama biraz hüsran olacak. Şimdi güldüğüme bakmayın. Hocam atom yapalım atom. Yani çok güzel ünite. Acayip keyifli ünite. Anlatması çok güzel. Böyle fiziğin böyle havai fişek gösterisi gibi, tamam mı? 1900'lü yıllarda böyle ortaya çıktığı inanılmaz. Hani o böyle 1900'le bir, hadi 2. Dünya Savaşı sonuna kadar diyelim, 1945 arasında neler bulunmuş, tamam mı? Böyle bir sürü atom modelleri, şunlar bunlar, ilerlemiş olay. Şimdi geldik atoma ama bir sürü detay var ama yıllara göre analiz yaptığın zaman çok hüsran oluyor insan. Şimdi tabii göreceğiz hep birlikte. Şöyle bir hoppa. Nasıl, geldi mi? Evet, geldi. Tamam, benim tablet bazen biraz şey yapıyor. Şimdi yıllara göre analiz. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi baktığınızda bu son sınav sistemidir. TYT artı AYT sistemi. Tamam mı? Böyle bir şey. Evet. Şimdi baktığında geçiş yılı. Tamam mı? Burası işte YGS. LYS dediğimiz yer. Ama hep böyle, bak burada müfredat değişiyor, tamam mı? Hep sinyalini vermiş. Burada ne yaptıysa bu tarafa mutlaka öyle geçmiş. Daha önceki videolarda da var bu. Yani burada sinyaller veriliyor. Şimdi çok özür diliyorum. Yani üzdü. Tamam, üzdü. Yani yapacak bir şey yok. Son 4 yılda yani soru gelmemiş. Şimdi burada haklı eleştiri şu olur. Ya hocam 4 yıldır sormuyorlar diye bu sene sormayacaklar anlamına geliyor mu? İşte burada pandemi vardı. Belki soracaklardı, ondan sormadılar. Evet, gerçekten de bilmiyoruz. Yani atom gibi bir ünitenin atlanması acayip şekilde kafaları karıştırıyor. Ama kardeşim 2019'da da yok. 2018'de de yok. 2017'de de yok. Eskilere bir baktım mı coşuyor buralar böyle. Böyle 2011'lere kadar, hatta dur bakayım 2010'da da var, tamam mı? Bunları falan yani inceleyeceğim ben. Yani gene konuyu gözden geçireceğiz. Hani ola ki. Ama bak, bundan önceki videolarda, şimdi 5 tane mi oldu onlar? 6 tane mi oldu? Bilmiyorum. Neyse. Valla sayısını hatırlamıyorum ya. Şimdi onlar garantiydi böyle son 3-4 yılda ya da 5 yılda ya da her yılda böyle gelen sonuçta başlıklardı. Şimdi burada 4 yıl gelmemiş bir şey. İnsanlar şunu diyebiliyor. Bazen öğretmen arkadaşlar, hocam işte bu sene gelecek, ben bekliyorum. Şimdi ben burada yani beklentiler üzerine çalışmıyorum. Bakın, istatistiklerle konuşuyorum. Ha, gerçekten 2021'de sorabilir. Sorsa mantıklıdır. Atom gibi bir üniteden bir tane soru gelmeli. Ama şimdi AYT fiziğinde şöyle bir sıkıntı var. 1 milyon tane konu var. Tamam mı? 11 ve 12'de detay olarak baktığın zaman 14 tane soru var. Bunu da 7-7 bölüyor iyi kötü. 7 tanesini 11'den soruyor, 7 tanesini bu taraftan soruyor. Yani ben şu ana kadar bak hep 12'den gittim, dikkat ederseniz. Daha da yani böyle inceleyebiliriz yani. İşte ne kaldı? Bir çembersel hareket falan kaldı. Yani onunla ilgili. Yani yok mu? Başka konular da var. Konu bitmiyor ki. Ama gelen sorular hep aynı yerde toplanmıştı. İlk videomdan bu tarafa gelirken bu videoya kadar neredeyse son 4-5 yılda her sene soru gelen konulardan bahsettik. Buradan itibaren arkadaşlar, sonra Umut hocam sen öyle dedin böyle dedin olmasın. Bak, insana gerçekten bir aklına soru işareti koyuyor burada. Hatta 2017'de var, son 4 yılda. Ben bekliyorum, son 4 yıl sorulmadı ama bu sene sorulacak. Pandemiydi o aslında, 3 yıl olur. Burada ben böyle çalışmıyorum. Abi, ondan önce bak her sene sormuş. Tamam mı? Hoppa, bor. Hani o zaman bir şeye bakacaksam o zaman bor atom modeline bakmalıyım. Onu da söyleyelim yani. Gene aslında bir yere daralıyor. Ha, bir de Frank Hertz deneyi diye bir deney var. Ona da bakacağız. Şöyle biraz yukarıya gideyim ben artık. Şöyle. Evet. Bunların hepsi, bak ben kendime hani böyle notlar çıkardım. Onları anlatacağım için geriye döneceğim ayrıca PDF'nin içerisinde. Bunları bir konuşacağız. Ne yapmış mesela, bak burada şöyle bir şey var. Bohr atom modelinden soru gelmiş. Elektron varmış. İkinci işte düzeyden üçüncü enerji düzeyine çıkıyormuş. Yarıçap ne olur? Potansiyel enerji ne olur? Toplam enerji ne olur? Bunları konuşacağız. Tamam mı? Ondan sonra bakın, bir önceki yılda yine bohr var. Elektron tabii ki de 3'ten 2'ye geçiyormuş. Hızı ne olur? Hatta bu tartışma oluşturuyor. İşte hız kuantumlu mu falan diye adam orada öyle bir cümle kurmuş ama öyle değil o yani. Allah'tan sorunun çözümünü etkilemiyor. İşte efendim ondan sonra gene bor var. Bak
bor, hidrojen atomundan bahsediyoruz. Yani borun hidrojen atomu diye geçer zaten. Tamam mı? Hangi ışıma görünür ışıktır? Hatırlayın. Hani böyle seriler vardı. Lehman serisi, Balmer serisi, Paşen serisi. Daha da gidiyordu. Yani Brackett serisi, Funt serisi. Pufunt yazılıyordu ya. Yani öyle bir şey. Neyse onlara bakacağız yani. Tamam mı? O görünür dalga boyunda tabii Balmer diye bir hocamız diyelim yapmış. Yani onun adını vermiş. Sonra Lehman işte Paşen ötekiler gelmiş. Efendim gene bor, gene tabii hidrojen. Ondan sonra hangi ışımayı yapma olasılığı fazladır? Yani en büyük enerji değişimini yapıp bir an önce temel hale geçme olasılığı en fazladır. O da çok sert soruydu. Böyle herkes şaşırmıştı. Anlatılmayan bir değerdi, şeydi, bilgiydi. Yani onu bilmek zorunda değil. Üniversite düzeyinde bir bilgiydi bana göre 2013'teki o soru. Ondan sonra bor, hidrojen soruyor. Temel halden ikinci uyarılma düzeyi. Hop bak bilgiye bak. İkinci uyarılma düzeyi. Bu kaç oluyordu hatırlayın arkadaşlar? N eşittir 3'tür. Çünkü sen mesela burada N eşittir 1'de duruyorsun ya. Yavaş yavaş konuyu vermeye başlayayım. N eşittir 2, N eşittir 3. Gözüküyor mu? Tepedeyiz. Evet. Ben şimdi buradayım. Buradayım. Temel halden buraya çıktığımda ilk kez uyarılıyorum. Yani burası benim ilk kez uyarıldığım nokta. O zaman burası birinci uyarılma düzeyi. Burası da ikinci uyarılma düzeyi. Tamam mı? Şöyle diyeyim. Uy. Tamam mı? O zaman N eşittir 3'e gidiyorsun. Yani gerekli enerji neyse artık oranın enerjisi neyse onu vereceksin. Yani burada zaten ikinci uyarılma düzeyinin ne demek olduğu üzerine bir soru. Sonrasında efendim ne olmuş? Frank Hertz deneyi gelmiş. Bu atomun enerji düzeylerinin olduğunun deneysel olarak ispatıdır. Atom belli düzeyde enerjiyi kabul eder. Belli düzeydeki enerjiyi de dışarıya aktarır. Bu çok önemliydi. Enerjinin kuantumlu olduğu bu deneyle ispat edildi. Ondan sonra da olay zaten gelişti. Hani o böyle 1900'lü yılların başında Planck'ın ortaya attığı hani Planck hipotezi diye geçer ya, enerji kuantumludur. Yani belli değerlerde alırsın, belli değerlerde bırakırsın. O zaman adama bu çok eziyet ettiler biliyor musun? Yani böyle işte lahana, efendim domates, yumurta falan o tarz yani ama sözlü olarak. Yani hatta hadi lan falan muhabbeti olmuştur yani adama. Hatta bak o dönemler karışık dönemler. Dünya savaşları falan var. Böyle gerginlikler var ortada. Şimdi adam yanlış hatırlamıyorsam Alman'dı galiba. Yani şey Planck. Yani yanlış hatırlamıyorsam o coğrafya. İşte neyse o dönemin İngiliz Kraliyet Bilim Akademisi Başkanı Lord Kelvin. Bildiğin Kelvin yani Kelvin böyle. Tamam mı? Adama diyor ki, yani adamla ilgili diyor ki, işte diyor yani bilim insanının işte böyle açık görüşlü olmalı olması, efendim biraz hayalperest olması yani güzeldir, iyidir ama yani Planck'ın dedikleri bu ne lan falan olacak şey mi? Hani tadında bir adam yani böyle söylenmiş, ezmeye kalkmış. Ama ne oluyor? Yıllar geçtikçe atom modelleri, yapılan deneyler, şunlar bunlar adamı haklı çıkarmış. O zaman da yani adam böyle hani futbolcular gol attıktan sonra dizlerinin üzerinde kayıp hani böyle yapıyor ya. Kesin öyle yapmıştır yani Planck. Evet neyse peş peşe iki kere uyarmak için ne yapmamız lazım diyor en azından. Standart sorular bunlar tabi her kitapta olan şeyler. Ondan sonra bor yine tabii ki de bor. Yani bor diye geliyor. Yani gidip de üzümlü keki inceleyin demiyorum ama bor atom modeli gelmiş galiba değil mi arkadaş? Ama buralarda... Çok işlem soruyorlardı arkadaşlar. Böyle her şeyin ispatı yapılıyordu, detayı anlatılıyordu. Açısal momentum Bohr atom modeline göre açısal momentum bu şekildeydi. Kuantum sayımız var burada. Şu kadar azalırsa ne olur, nereden nereye geçmiştir gibi. Konuşuruz. Tamam mı? İlerleyelim artık. Bu kadar gevezelik yeter. Şimdi geldik buraya. Yani ben burada ne anlatayım gerçekten bilmiyorum. Yarı çap nasıl oluyor? Şimdi yarı çap arkadaşlar... Şimdi artık şunun karşılaştırmasını ben bugüne kadar görmedim. Yani tabii ki de yani sen bunu periyodik tablo ile ilgili olarak yaptığın çalışmalarda hani yok sağa gittim yok aşağı gittim muhabbetinde yani çekirdeğin içerisinde bulunan proton sayısı arttıkça yörüngedeki elektronu kendisine daha çok çeker. Yarıçaplar tabii ki de küçülme yaşar. Doğru mu? Bu ters orantılı yani. O zaman sen hani o yarıçap olayına baktığın zaman şöyle bir şey yapalım. Buralar senin hani baş kuantum sayısına göre N1, N eşittir 2, N eşittir 3 diye gidiyor ya. Şimdi burası galiba neydi? N kare bölü yani burada Z diye bir şey var. Bu da atom sayısı arkadaşlar. Yani proton sayısı. Atom. Ben bunların hepsi var arkadaşlar.
Bunların hepsi var. Ben bunların ispatını videolarımda yaptım. Mesela ben gidip de işte şu anda kitaptaki gibi yapmadım. Onun için aramalarda beni pek göremezsiniz. Atom 1, atom 2, atom 3 diye yazdım. Gidin izleyin yani. Öyle söyleyeyim. Git Bohr atom modelinin ispatları nasıl yapılıyor? Çembersel hareketle bu iş nasıl gerçekleşiyor? Çembersel hareketi bana kim yaptırıyor? Oradan enerjiler nasıl çıkıyor? Gidin izleyin yani. Atom numarası. Tamam, her neyse, Z'de işte proton sayısı olmuş oluyor. O zaman sen buna şimdi R dediğin zaman burası 4R oluyor, burası 9R oluyor. Buna lütfen dikkat. Yani şimdi bu noktada bak, şimdi ben burada, orada da yaptım, gene yapayım. Burada diyelim ki çekirdek beni F ile çekiyor. Sen buraya böyle gelip de elektriksel kuvvetle açıklıyoruz bunu arkadaşlar. Buraya geldiğin zaman bak, buna F dedin ya, elektriksel kuvvetle açıklıyoruz derken çember yalnız. Çekirdeğin içerisinde proton var ya, burada da elektron var. Tamam mı? Aralarındaki yani o uzaklığa bağlı olarak hani K, Q1, Q2 bölü D kare diyorsun ya, elektriksel kuvvet. Aslında sen bunları parça parça hepsini biliyorsun. Tek tek formüllerini bilmene gerek yok. Ne oluyor? 4R olursa o zaman biz burada F bölü 16 yakalıyoruz. Lütfen dikkat. Buraya geldiğinde hoppa, iş daha da uzağa gidiyor. Bak bunları ben zaten o videoda da anlattım. Git ne olur incele yani. Biraz daha detaylı görmek istiyorsan. Bunlar benim bildiğim şeyler. Şimdi ben burada o zaman hani bununla ters orantılıdır muhabbetini, yani gidip de hidrojenle işte iyonlaştırılmış helyumu karşılaştıracak değiliz. Eskiden yapılıyordu bu ama artık yapılmıyor yani. Gelmiyor işte, son 4 yılda yok, ne yapayım ben? Ha gelirse. Gelir, bilmiyorum. Ama dediğim gibi duygusal yaklaşmıyorum. Hani ben bu sene kaldırma kuvvetinden soru bekliyorum. Böyle değil ya. Yani ben sınava girmeyeceğim ki, sen gireceksin. Onun için ben duygusuz bir şekilde istatistiklere dayalı konuşmak zorundayım burada. Benim de yaptığım bu. Ha, inceledim, gördünüz atom. Atom böyle yani. Ama sormamış 4 yılda ama öncesine baktığın zaman da hep Bohr atom modeliyle sormuş. Onun için burayı böyle bir toparlıyoruz. Sen burada tamam ya, benim anlatılan aklıma yattı. Gidip de o videoları izlemeyeceğim de diyebilirsin. Ya ben biraz daha bakayım da diyebilirsin. Sana bırakıyorum ben. Şimdi buraya geldik. Hızımıza geldik. Evet, hız kuantumludur. Aferin. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Öyle yazmış ama yani ÖSYM ne hatalar yaptı. Hiç merak etmeyin yani. Gidin kime inanıyorsanız ona sorun. Yani ne diyeyim, gidin kendiniz inceleyin. Kuantumlu olmak belli de yani değerleri almak demektir. Yani kesikli olmak demek. Bir de sürekli olmak var. O da her değeri alabilmek demek. Yani şimdi burada şöyle söyleyelim. Bak şunu kabul ediyorum. Arkadaşlar burada dolanırken sizin hızınız V. Burada dolanırken bilmem ne. Burada dolanırken bilmem ne. Tamam, bunlar belli değerler. Ama lütfen yani arkadaşım, canım benim, hani burada böyle yörüngeyi yavaş yavaş büyütüp de şuraya geliyorsun ya. Bu arada aldığın değerler ne olacak? Sen burayı bak şimdi iyi dinle beni. Şimdi burada V'din ya sen. Böyle geldin V buraya geldin. Pat, birden hızımı değiştirdin. Var mı böyle bir şey yani? Böyle bir şey yok arkadaşım. O zaman sen burada, buralarda hani yörüngeyi yavaş yavaş büyütüp küt diye de ışınlanmıyorsun. Öyle bir şey de olmuyor. O zaman sen burada yörüngeyi büyütürken aradaki değerleri de alıyorsun. Lütfen dikkat. Tamam mı? Lütfen dikkat. Şimdi neyse. O zaman burada V'nin neyle orantılı olduğunu söyleyeceğiz. 1 bölü ne ile orantılı olduğunu. Bak gene Z'yi katmıyorum, tamam mı? Z'yi katmıyorum, ne olur. Basit yani, bunlar gelmedi arkadaşlar. Gelmedi yani, net bir şekilde bununla ters orantılı. Sen şimdi burada ne eşittir 1 olan yerde V diyorsan, ne eşittir 2 olan yer, ne eşittir 3 olan yer baş kuantum sayısı. O zaman buralar V bölü 2, V bölü 3. Tamam mı? Böyle söyleyebiliriz. Ben tekrar söylüyorum. Hocam işte bakın, bura V. Bura V bölü 2, V bölü 3. Belli değer öyle değil. Uyardığın zaman oraya geçiş yaparken yörüngeyi yavaş yavaş büyüttüğü için ara değerleri de alıyor. Tamam mı? ÖSYM ama işte bu sorusunda bilmem ne demiş. ÖSYM o kadar çok yanlış yaptı ki. Bazılarından geri adım attı, bazılarında da umrumda değil dedi. İnsanlar böyle onlarca, yüzlerce dilekçe yaptı, yazdı. İptal etmedi adam. Yapmıyor yani. Yani ne bileyim, fizikte öyle olmuyor ya da en azından. Matematikte daha kolay oluyor herhalde, bilmiyorum. Orada iptal edilenler oluyor ama fizikte iptal etmedi. Adam kesinlikle, al işte geçen seneki girişim sorusu. Kesinlikle diyor, soruyorsun, ondan sonra ben öyle düşünmedim. Ha oldu. Yani hatırlamıyor musun o balık sorusu mu neydi? İşte bir yer var. Yani saçma sapan. Yani dalganın tepesi belli değil, çukuru belli değil. Kesinlikle sormuşsun. Burası öyle değil, ben öyle düşünmedim. Oldu. Neyse, bununla ters orantılı. Bak hızlara bakarak bunu konuşabiliyoruz. Bak buradan lütfen dikkat. İyi izle beni, tamam mı? Kinetik enerji, bu bir parçacık. Kinetik enerji de neydi?
1 bölü 2 m ve kare, tamam mı? O zaman buradakine e dersem, buna e dersem v kareden dolayı, v bölü 2'nin parantez karesi burada bana e bölü 4 yapar. Burada bana e bölü 9 yapar. Kinetik enerjiler bunlar. Lütfen dikkat. Bunlar kinetik enerjiler. Şimdi birazcık böyle yukarıya doğru götürüyorum. Yani yani hızı konuşunca insan tabii onu da konuşmak istiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani şu alttakini görmeden, olayı da kapatmadan. Şimdi evet, geldik toplam enerjiye. Toplam enerjiye. Senin sahip olduğun enerji çekirdeğe olan bağlılık yeminin göstergesi. Yani onu söyleyeceğiz. Burası n eşittir 1, burası n eşittir 2. Evet, burası n eşittir 3 diye devam ediyor. Burada işte elektronumuzu gösterelim gene. Şimdi buradayken elektronun sahip olduğu toplam enerjiyi mesela ne yapalım? İşte eksi e diye belirtiyoruz. Onun formülü var. Eskiden hani en azından nereden geldiğini gösteriyorlardı kitaplarda. Benim atom videolarımda ispatı var. Gidip incelemek istersen incele. Ha, şu anda devlet kitabında nedir? Bakın, burada devlet kitabının yazarına bir laf etmiyorum. Çünkü öyle isteniyor. Oradaki adamcağız, kadıncağız kim yazdıysa ya da komisyon, hatırlamıyorum ben de. Vermek zorunda ama öncesini anlatamıyor. Böyle bir şey var mı? E işte nedir elektron toplam enerjisi? Ha, bu. E oldu mu yani? Yani nereden geldiğini insanlara anlatsana onu. Neyse, yani hepsi birbirine bağlı. Mesela oradan gel geriye, işte gene şey olacağım. İşte uyduların gezegenin etrafındaki hareketi. E işte oraları incelemeyeceğiz. Sadece potansiyel enerjiyi küt diye verin, başka hiçbir şeye karışmayın. E orada sen toplam enerjiyle, yani toplam enerjiyi ifade ederken potansiyel enerjiyle kinetik enerjiyi orada insanlara öğretirsen, buralarda da yani böyle nasıl diyeyim, daha tatlı geçişler olur. Küt diye böyle kutu içerisinde formül vermezsin. Hani hatırlamıyor musunuz ya, işte E toplam şöyle bir şey vardı ya, eksi R. Ay, yani şöyle yapalım, evet. Şöyle yapalım, Z kare bölü N kare miydi, böyle salak salak. Yani şu Rydberg sabitiydi. Şunu bile sayısal olarak sorduğu sene var ya, ayıp ya, çok eskilerde. Neyse, n kare bu. Yani ben buna atom numarası olayına girmeyeceğim. N kareden doğru. N eşittir 2'ye geldiğin zaman eksi e bölü 4. Tamam mı? Eksi e bölü 9. Doğru mu? Şimdi gel bakalım. Pardon. Gel bakalım. Şimdi burada hatırlıyor musun? Bu kinetik enerjileri ben neden buldum? Bak. Ben bu kinetik enerjileri neden buldum? Dikkat et. E bölü 4, E bölü 9. Aa hocam, benim kafama çok yattı. Ters orantılı ya. Oradan hemen V bölü 2, V bölü 3 dediniz ya. 1 bölü 2 mv kare zaten. Hızın karesini oluyor. Şak diye buluruz valla. Bak, E bölü 4, E bölü 9. Aklında kalsın. Ne oldu? E bölü 4, E bölü 9. E hocam ama eksi var. E herhalde var. Bu eksi onun sonuçta çekirdeğe ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor bize. Yani sen kimyada da demiyor musun, işte dış yörüngelerden elektron koparmak daha kolaydır. Yani bunu sıfıra tamamlamak, burada onu serbest bırakmak, iyonlaştırmak için senin artı E yapman gerekiyor. Burada ise sıfıra yani götürmek için artı E bölü 4 gerekiyor. Daha ucuz. Bunu sıfıra götürmek için daha da ucuz. Böyle bir şey. Yani bunlar işte elektronu koparmak için vermek zorunda olduğunuz iyonlaşma enerjileri ya da bağlanma enerjileri, ne diyorsanız. Tamam mı? Yani elektronu özgür bırakıyoruz. Bu şekilde toplam enerjiyi söyleyebiliriz. Şimdi geldik potansiyel enerjiye. Şimdi bak, bunların formüllerini, şunların bunların ben anlattım. Son dakikada yaptığım çalışmayla, senin tek videoyla canını kurtarmaya çalışıyorum ama burada formülleri küt küt, bak burayı anlatırken bile şunu yazdım ama ne yapıyorum? Yani şu taraftaki hani o kinetik enerjilerle daha kolay bağlantı kurabileceğini düşünerek hani oradan bağlamaya çalışıyorum. Yani sonuçta burası n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3 diye. Bunların tabii değerleri var, bak hiçbir şey demiyorum. Tamam mı? Ama potansiyel enerjiyle olarak ilgili olarak yani şunu söyleyebiliriz. Şimdi bak, buradasın. Burayı yani referans olarak düşün, yer gibi düşün. Yukarılara doğru gittikçe arkadaşlar, yukarılara doğru gittikçe referans kabul ettiğiniz çekirdekten uzaklaşıyorsunuz ya, ona göre yükseliyorsunuz ya, giderek potansiyel enerjiniz artar. Artık böyle paçanızı sıyırın. Kuyruğunuzu kurtarın yani. Ya da git atom videolarını izle. Şimdi ben bunun formülü buydu. Küt konuyu, yani kutu içerisine alayım, konuyu anlattım. Öyle değil. Bak çok basit. Nasıl bir cismi tutup da yerden kaldırdığında, yani yükseklere doğru çıkardığında potansiyel enerji artıyorsa, burada da artıyor. Hani bir eksili formülü vardı, hatırlayın.
Yani burada da bu tarafa doğru gittikçe olay hani gelişiyor, değişiyor diyelim. Ama referanstan yükseldikçe potansiyel enerji artar. Aklınız da bu şekilde kalsın. Aynı normal 9. sınıfta öğrendiğiniz gibi. Evet, ilerleyelim. Hidrojen atomunun ışıma serilerine geldik. Çok tatlıdır. İşte N eşittir 1'e yapılanlar. Ne bileyim işte atıyorum kafadan. N eşittir 5'e uyardığımız atom ışımalarını yapmaya kalksın. Nereden geliyorsa geliyor. Böyle bir şey yaparsa. İnşallah düzgün çizebilirim. Böyle bir şey yaparsa. Böyle bir şey. Bak en yakından başladım. Giderek büyütüyorum. Bir tane bir tane büyütüyorum. Allah iğrenç. Biz buraya sığamayız. Böyle bir şey yaptın. Tamam mı? Bu Lehman serisi oluyor. N eşittir 1'e yapılanlar Lehman. Bunların da işte isimleri var, tamam mı? Ne yazık ki. Alfa, beta, işte gamma diye. Bunlar şey değil ha. Bak bunu bile yapan var. Alfa uçuşması mı yapıyor? Hayır lan adam KLM diye isim vermiş. Alfa, beta, gamma demiş. Yani zottirik zottirik işte mor ötesi ışık bu. Yani mor ötesi diye yazayım bak. Mor ötesi. Tamam mı? Bu. Sakın ha alfa, beta, gamma değil. Hatta şöyle yapıyorlar. Liman. Liman. L koyuyorlar da millet karıştırmasın diye. Yani kim nasıl yaparsa yapsın yani. Öyle diyelim artık. Sonra geldik buraya. İşte bir bak şöyle. Bu da N eşittir 2'ye yapılan ışımalar. Kim bunlar da? İşte bu da şöyle yapmışlar bunu. İlk bu. Görünür dalga boyunda ya. İlk olarak bu tabii keşfedilmiş. H alfa, H beta, H gama. İsimlendirme mantığı aynı. Hidrojen atomuna ait olduğu için H ile kullanmışlar. Yani sonra tabii ötekiler de ortaya çıkınca artık o isimlendirme çökmüş. Ama ilk bu olduğu için H onlarda kalmış. Bu kim? Balmer serisi. Unutmayın. Görünür dalga boyu. Görünür ışık. Yazayım mı? Görükür. Görünür. Evet yazdık. Sonra kim var? İşte burada artık bunu da böyle yapalım. Şurada iki tane var. Bu da işte Liman, Balmer, Paşen. İsimlendirme yok bile. Gene istiyorsanız alfa beta yapın. Paşen. Nasıl oluyordu? Paşen böyle miydi? Bu. Ha, burada kim kaldı? Bir tane yazık yavrum. Hani şunu da yapabiliyoruz. Bu da bracket. Bilezik. Braçket. Böyle mi yazılıyor diyor. Yani önemli değil yani. Sonra da funt var. Var olsaydı N eşittir 6'ya. Yani uyarasaydı. Yani bunları bu şekilde sıralı bir şekilde veriyoruz. Tamam mı? Ona da lütfen dikkat. İşte ne sorabilir sana buradan? Yani atıyorum kafadan. Şöyle bir şey yapar. Tamam mı? Şöyle bir şey yapar. N eşittir 3'e uyardık der. Tamam mı? Burada hidrojen atomu hangi ışımaları yapabilir? Sürekli olarak N eşittir 3'e uyarıyoruz bu atomu. Neler neler yapar bize göstersene. Bunu yapar. Bak. Bunu yapar. Şöyle. Bir de bunu yapar. Şimdi N eşittir 1'e geldiği için Liman alfa, Liman beta yapar. O zaman buradan da H alfa yani Balmer serisinden de bir tane yapar. Mesela böyle sorabiliyorlar. Bilmen gerekiyor işte. Diyor ki işte N eşittir 3'e uyarılmış hidrojen atomu temel hale dönerken bazı ışımalar yapıyor. Bunlardan hangisi Balmer serisine aittir? Aha da bu. Bir tane yapabiliyor. Başka da yapamıyor. Şimdi bunu böyle nasıl yapıyor? Yani buraya kadar çıktıysa nasıl oluyor bu? Buraya kadar çıktın ya sen. Şimdi ya direkt geçeceksin. Bunu yapacaksın. Ya da ilk önce buradan ineceksin. Sonra da ikinci ineceksin ya burada. İşte o bu. Tamam mı? Kademe kademe geçiyorsun. O zaman bunu da yapmış oluyorsun, bunu da yapmış oluyorsun. Durduk yerde buradan ışıma yapmıyor. Adam inerken basamak basamak iniyor. Evet, bunların daha detaylı olanları şey de var zaten. Evet, gelelim Frank Hertz deneyine. Arkadaşlar, bu şöyle bir şey, Frank Hertz deneyi. Adam civa buharıyla deney yapıyor, tamam mı? Civa buharının yani sonuçta uyarılma enerjileri belli. Onları buluyor daha doğrusu. Tamam mı? Şimdi sen mesela diyelim ki yani nasıl diyeyim bu düzeneği kurarsın saatlerce deney yaparsın tamam mı öyle diyelim. Şimdi burada işte civa buharı var tamam mı? Sallıyorum artık derme çatma yapıyorum tamam mı? Burada civa buharı var. Burada elemanlar var burada civa atomları var. Şimdi ben buraya bir tane elektron gönderiyorum belli bir enerjide. Buraya gönderiyorum. Şimdi elektronun enerjisini 1 elektron volt yapıyorum. Geçiyor adam. Yani çok derme çatma yaptım şu anda. Yine bakıyorum 1 elektron. Allah Allah falan oluyor. Tamam mı? Yok. 2 elektron volt yapıyorum. Çıkanlar 2 elektron volt. 3 elektron volt yapıyorum. 3 elektron volt. Tamam hiç. Arttırıyorum yok ya. 4 elektron volt. 4 elektron volt. Tamam mı? Ama arkadaşlar. Yani 5 elektron volt yaptığın anda buradan geçerken bir şeyler oluyor. Çarpınca elektron bir miktar neydi lan o? 4,86 mıydı arkadaşlar? Bunu ezberlemek zorunda değiliz. Bunu nasıl anlıyoruz biliyor musun? Bu tarafa gelince bir şey oluyor. Bir 5 elektron volt da hani hiçbir şekilde uyarmadan şansa geçenler oluyor. Bir de
0,14 elektron voltla dışarıya çıkan birileri oluyor. Pat! Sen bunu yakalayınca o zaman bu 486'yı burada atom aldı diyorsun. Bak o kadar şey gönderdim ben. Adam 486 aldı. Sonra tabii bu devam ediyor. Bunları artırmaya devam ettikçe burada farklı farklı sayılar da geliyor. Ama 486'yı aldığını görmeye başlıyorsun, anlamaya başlıyorsun, tamam mı? O zaman atomun enerjiyi aldığı değerler belli oluyor. Belli değerlerde enerji alan, tabii ki de sonra normal hani temel hale geçerken, yani normalde nasıl duruyorsa, yani uyarılmamış haldeyken nerede duruyorsa, oraya geçerken o aldığı enerjiyi geri veriyor. Ona da lütfen dikkat. Tamam mı? Lütfen buna dikkat edelim. İyi, güzel oldu bu. Şimdi baktığında buradan işte ben hani bu şekilde atomun enerji düzeylerini yani belirliyoruz. Şimdi bak ne yapmışım? Uydurma ben burada enerji düzeyleri vermişim. 3 demişim, 5 demişim, 6 demişim. Böyle enerji düzeylerine sahip vatandaş var diyorum. Ben bir örnek üzerinden gitmek istedim burada. Efendim gönderilen elektronun enerjisinin kaçmış? 7'ymiş. Şimdi sen 7 ile bak neler yapabilirsin? Buraya uyarabilir misin? Bak şimdi. 6E'ye uyarabilir misin? Ben bunu öylesine gösterdim. Tamam mı? Hani gönderdiğim elektronun, hani buraya gönderdiğim elektronun enerjisinden bahsettim. Bak ben burada yapacağım. Yok. Orada yapmayacağım. Şurada yapayım gene. Şurada şöyle gene bu işte X atomu, tamam mı? Bunun atomu bu ara burada duruyor. Biz de buraya işte elemanı gönderiyoruz. Tamam mı? Şöyle. Şöyle kimi gönderiyoruz? Elektronla bombardıman ediyoruz. 7E ile gönderiyoruz buradan. Tamam mı? Neler olur diye bakıyoruz. Şimdi ben 7E gönderdiğimde 6E'ye, yani 6E artık hangi düzeyse işte ne oluyor? N eşittir 1, N eşittir 2, N eşittir 3, N eşittir 4'e uyarabilirim bunu. 6E'yi ona veririm. Ben dışarıya kaçla çıkarım o zaman? E ile çıkarım. Sen o zaman demez misin? Kardeşim atom 6'ya almış. Peki aynı mantıkla 5'e uyaramaz mı? Çarpma öyle oldu. Yani kafa kafaya çarpışmadık da biraz daha ince gördüm yani. Çarptım. 5E bıraktım elemanı. O zaman sen çıkışta 2E. Çıkışta derken benim gönderdiğim elektronlar. Hani uyarmak üzere oraya gönderdiğim elektronlar. Atomun yörüngesinde dolaşan, atomun kendi elektronları değil. Biz bombardıman ediyoruz ya dışarıdan elektron göndererek. Onların üzerinde kalan artık enerjilerden bahsediyorum. 2E aldığı zaman dersin 5 almışlarsın. Bak buna denk geliyor. Ama şu 3E biraz farklı. Ona lütfen dikkat. Ona lütfen dikkat. 3E alamaz mı? O zaman sen burada 4E de görebilirsin. Problem yok. Ama bak şöyle olur. Çarptın ya, çarpma sırasında enerji aktarıyorsun. Bir çarptığında 3E bırakırsın. Şansa. Yoluma devam ediyorum ya. Lütfen dikkat. Tamam mı? Lütfen dikkat. Ben yoluma kaçla devam ediyorum? 4E ile devam ediyorum. Şansa bir tane daha, bir atoma daha çarparım. Orada da bir 3E daha bırakırım. O zaman ben dışarıya ne ile çıkarım? Yani sonuçta 2 tane, benim tabi uydurduğum sayıdan öyle kaynaklanıyor. Keşke 8 vereydim. Neyse. 8 verseydim daha şık olurdu. Sonra sen burada bir tane de, yani ek olarak bir tane daha böyle E görebilirsin. Ama bak bu E ile bu E farklı. Şunu 8 verseydim daha şık olacaktı. Neyse. Evet, yani atomun enerji düzeylerinden kaynaklı oldu. Yani bu E direkt olarak 6E bıraktığın zaman E diye çıkan, ama buradaki E, lütfen dikkat, lütfen dikkat. 2 tane 3E uyarısı yaptığın zaman üzerinde kalan, yani 2 tane 2 kere uyardığı için, tamam mı? O E'dir. Buna lütfen dikkat. Frank Herzen ile ilgili olarak böyle bir şey var. Şimdi efendim bakayım başka yok. Burada duruyoruz. Bohr atom modeli açısal momentumuna geleceğiz. Bununla ilgili keşke sorsa diyoruz. Şimdi bizim Bohr, şimdi şey diyor ya hani Bohr'dan önce Rutherford atom modeli var ya, işte elektronların çekirdek etrafında ışıma yapmadan nasıl dolandıklarını açıklayamıyordu hatırlarsanız. Yavaş yavaş olay çözülmüştü. Bohr demişti ki elektronlar öyle yörüngelerde dolaşır ki bu yörüngelerde açısal momentum, işte uzatmayayım, bu şekilde bulunur. Kapatmamışız parantezi. Tamam, bu şekilde bulunur. Bu yörüngelerde elektron ışıma yapmaz. Açısal momentumu belli değerlerde olacaktır. O yörüngede ise ışıma yapmadan dolanır. Şimdi burada en değeri var zaten. Yani sonuçta L1 dediğin zaman 1 çarpı H bölü 2 pi diyor. Tamam, 2 dediği zaman, L2 dediğin zaman 2 çarpı H bölü 2 pi oluyor.
Yani bu şekilde sorular oluyor yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani kalkıyor şöyle şeyler soruyor, tamam mı? İşte atıyorum kafadan. N eşittir 3'e uyardık diyor. E ne oldu senin açısal momentumun şimdi? L3 dediğin şey ne olur? 3 çarpı H bölü 2 pi yazıyorsun. Ondan sonra temel hale dönerken işte açısal momentumu ne kadar değişiyormuş? Ya da işte açısal momentumu bu kadar değişti, nereye iniyormuş? Yani toplama çıkarma tadında şeyler oluyor. Ama işte o zaman burada bunu bilmeni bekliyor. Tamam mı? Şimdi başa dönüyorum arkadaşlar. İnşallah bakalım yapamadığım an. Şöyle gideyim. Başa dönüyorum. Yani orası çok kuvvetli değil. Ha, şöyle şeyler. Şimdi bak dikkat et. Şurada şu kadar azalma bak. İşte Bohr atomu diyor bak. Şu kadar azaldı diyor. Tamam mı? Şu kadar azaldı diyor. Ama bizim formatımız ne? H bölü 2 pi ya bak dikkat et. Demek ki değişim çarpı 2 şeklinde olmalı ki. Hani bunlar birbirini götürmüş. H bölü pi'yi o yüzden görüyoruz biz. Değişim 2 tane olmuş. Yani sen mesela buradan buraya geçmişsin o zaman. Hani böyle pardon. Şöyle göstereyim. Yani değişim hani dedim ya burada 2 olmalı ki bunlar birbirini götürsün. O zaman 2 değişim olmalı. Bu şekilde olabilir. Nereden nereye geçti? 3'ten 1'e döndü. Direkt olarak bunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, yani bu konuyla ilgili olarak da aklımdan geçenler, yani bakın analiz böyle. Yapacak bir şey yok yani. Son 4 yılda sorulmamış ama ondan öncesinde de hep aynı şeyi sormuş. Hani gelirse de gene buralardan gelir diye düşünüyoruz. Ama bunu garanti soru olarak yapmadım. Siz bu üniteyi çok istediğiniz için yaptım. Neden? Son 4 yılda gelmemiş olmasına rağmen, isterseniz 2020'ye pandemi deyin, ondan öncesinde gene hep aynı şeyi sorduğu için yaptım. Bohr atom modeli. Evet. Şimdi başka ünitelere de tabii ki devam edeceğim. Yani bir şekilde yakalamaya çalışacağım. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam galiba manyetizmayı hazırlıyordum ben. Yapacağım. Yani sizin aklınıza gelen konuları lütfen bana söylemeye devam edin. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.